Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Bugün sizlerle CSGO istediklerine biraz bakacağız. İlk haritamız Militi haritasında şu kırmızı ev. Hemen içeriye girelim. Şuradan direkt içeriye girip şu kısma geldiğimizde şu direkt mekanın yanı. Şu bilgisayarda görmüş olduğunuz Steam ve Start yerine Fart falan var. Ne işiniz ya? Bakın burada Counter Strike logoları. Şurada mesela şu da Counter Strike galiba. Ne işiniz ya? Yani? Hani her istek gibi hiçbir işinize yaramaz ama güzel bir eklenti. Evet, ikinci istekimiz şuradan tıklayan girince böyle boş bir yer var. Road close falan diyor ve bu kardan adam ikinci istekimiz. Bu kardan adamın özelliği hani normalde her şunlara falan şunlara aç her şeye vurduğunda mesela şunlara vurduğunda patlamaz herhangi bir şey olmaz. Ama buna vurduğumuzda böyle şu şekilde ayrılıyor. Tabi sadece gövdesi ve kolları falan. Kafasındaki de Amerika bayrağı falan var. Garip bir eklenti gene. Bu da ikinci istekimiz. Evet, ikinci istiregimiz bunu büyük ihtimalle çoğunuz biliyorsunuzdur. Görmüş olduğunuz burada Dragon Lore yani AWP Dragon Lore adlı skin'in deseni var. Garip bir eklenti. Hani buradan alınmış zaten Cobblestone paketlerinden çıkıyor. Bu ekstra, bu istereg sayılmaz ama ikinci istregimize hemen gidelim. Evet, ikinci istregimiz B'nin hemen şu kısmında şu kutu görmüş olduğunuz gibi. Bu kutunun özelliği şuradan şöyle zıplarsak görüyorsunuz beyaz bir şey var şu kısımda. İçinize hemen şu yavaş girdiğimizde böyle garip bir logo, sembolümsü bir şey var. Garip hani bunu niye buraya eklemişler falan diye bilinmiyor. Ama easter egg ise easter egg'dir. Evet, sonraki easter egg'imiz Cage, yok Overpass haritasında hangi yerde olduğunu kim bilmiyorum ama tünel bir yerde. A kısmının direkt şurada görmüş olduğunuz ATM'ler var hemen şöyle geçeyim. Buradan da vurabilirsiniz ama ben daha iyi göstermek için. Şu ATM'ye vurduğumuzda biraz para saçıyor. Bunlar da oluyor mu? Bunlar da olmuyor. Bakın bunda paraları saçıyor. Yani iyi bir eklenti. Şimdi hemen diğer şey de burada istirahatli. Şuraya şu tura çıkıp şöyle yaptığınızda şu görmüş olduğunuz uç fade hani Glock fade skinine benziyor. Gibi ki ben buradan alamış bakın direkt aynısı. Fotoğrafını bir yere koyarım. Bende yok olmadığı için. Bu da güzel bir eklenti. Evet, bir sonraki istirahatimiz ise Asalt haritasının şurada görmüş olduğunuz tünel kısmı. Şurada görmüş olduğunuz North to Riverside falan. Left 4 Dead oyununa alıntı. Hani ben gösteremiyorum ama Left 4 Dead oyunundaki farklı bir tünelden alıntıymış. O yüzden aynı oyunda aynı yapımcıdan, iki oyunda aynı yapımcıdan çıktı ve aynı evrenlerde geçiyorlar. Sadece o biraz da farklı bir evren. Hani aynı evrenin farklı bir versiyonu. Bu da diğer istirgimiz. Evet, bir sonraki easter egg'imiz Bank haritasında. Zaten bu harita şimdi göstereceğim oyundan alıntı. Gireceğiz şuradaki markette girince şurada bir maske göreceksiniz. Bu Payday oyunundan Houston'un maskesi. Sonra buradan çıkınca şurada kutular var. Buraya gideceğiz ve burada Dallas'ın maskesi. Şöyle göstereyim. Bunların yanına resimlerini koyarım. Ve şurada son olarak buraya kadar gidince şu çöp kutusunun içinde Wolf'un maskesi var. Bir tane daha olması gerekiyordu ama onu koymamışlar nedense. Bu haritada zaten Payday haritasının bir onun mapinin bir haritası. Burada bankalar falan var. Bu benim en favori istiregim fakat bir tane daha var. Hemen sonrakine geçelim. Evet, son istiregimiz bu. Bunların bir sırası yok tabii ki de. Hatırlarsanız izlediyseniz biraz önceki saniye buraya kadar izlediyseniz Asalt haritasında tüneldeki üstteki yazı Left 4 Dead'den altı diyordum. Fakat biraz daha ilerisine gidip şu botu direkt şöyle göstereyim. Saint Lydia Left 4 Dead'in bir haritasından almışlar. Orada bir tane bize yardım eden bir gemi bize bu aynı bununla geliyor. Tabii buradan nasıl olmuş diyebiliriz. Left 4 Dead olmadan önce daha önceden şu adam bunu almıştır olduktan sonra. Orada gitmiştir. Bunu alıp orada kurtarmıştır falan filan. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like'ı bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bay bay.